%37 emekli 10 bin lira. %42 emekli 10 bin lira. %49 emekli 10 bin lira. Hiç bu emeklilere bir zam yok mu? Ya. Yaşasın Cumhurbaşkanımız. Eyvallah. Ama bir de... baba? Memur emeklisine Seyhan'ın verdiği 8 milyar küsür, bu işçi emeklisi, bunlar insan değil mi? Bunlar hiçbir ekmek yemeyecek. Mağduru. Eyvallah. Hocam, 31 Mart yerel seçimlerinde hep bak ben harbi söylüyorum. Hangi ben Ecevitçiyim. Hangi belediye başkanı adayına oyunu verirsin? Ben Antuş Seyir'i beğenmiyordum. Harbi söyleyeyim. Çünkü suya %400 zam yapılır mı ya, günah? Elektrik parası, doğalgaz parasından fazla su parası geliyor. Ama şimdi Karşıyaka Belediye Başkanı'nı vermişler. Onu da seviyoruz. İnşallah oyumuz onun. Ama bu su parasını da birazcık başkan milleti düşünsün. Yani %400 zam yaptı Türk Soyer Bey. Çıkmasa bu biraz indirsin, millet rahat etsin. Başkanımızı seviyoruz. Türk Soyer'de çalıştık. Serdar Sandal Bey'e de çalıştık. Ya ben Ecevitçiyim ben. Ahmet Piriştinan'ın yanında beraber savaş verdik. Eyvallah. Şimdiki de böyle görünce üzülüyorum. Eyvallah. Şahsen çok üzülüyorum. Allah yardımcımız olsun. Siz oyunuzu hangi belediye başkan adayına verirsiniz? Vallahi hangisi? İYİ Parti'den Ümit Özdağ'la, CHP'den Cemil Tugay, AKP'den Hamza Dağ. Ya burası zaten CHP'nin karasıdır. Burası CHP'nindir. Hiçbir parti burayı aramaz. Yalavuz, Cumhurbaşkanı'na seslenirim. Bu emekliye Seyhan'ın bizden verse daha iyi olur. Geçiniriz. Çok sıkışırız. Eyvallah baba. Sen de sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi belediye başkanına oyunuzu verirsiniz? AKP'den Hamza Dağ var. Hı hı. CHP'den Cemil Tugay var. Hamza Dağ. İYİ Parti'den de Ümit Özdağ'la. Hangi partinin adayına oyunuzu verirsiniz? Ya açıkçası ben Tunç Soyer'i karakter olarak çok beğeniyordum. Çok naif bir insan. Ancak maalesef genel merkez aday göstermedi. Evet, maalesef ama yani açıkçası Karşıyaka eski belediye başkanı sanırım şu an aday. Ya onu da çok güçlü bir aday olarak görmüyorum. Ya ben Çiğli'de ikamet ediyorum. Çiğli bazında konuşacak olursam Çiğli'de çok fazla eksik vardı. Yani birçok kez belediyeye yazmamıza rağmen birçok şey yapılmadı. Yani Çiğli konusunda açıkçası ben çok kırgınım yani. Eyvallah. Ama bayağı bir eylem de yaptı Çiğlililer değil mi? Ya evet. Yani çok fazla çevre kirliliği anlamında çok fazla sıkıntı var. Zaten bence bu İzmir'in genel sorunu. Ama hani bunu sadece belediyeye mal etmek de doğru değil. İzmir halkı olarak da biraz ya insanlar etrafa çöp atıyor, kirletiyor. Maalesef. Yani çok fazla sıkıntı var ama bunlar hepsini belediyeyle çözebileceğim sıkıntılar da değil. Bazı sıkıntılar daha sosyolojik, daha yaşamsal. Eyvallah. Yani keşke farklı birisi aday olsaydı, daha güzel olabilirdi. Yani Tunç Soyer bazı konularda merkeze uzak kaldı. Ancak yani yakından da görme şansım olmuştu uzaktan. Hani yüz yüze konuşmadı ama çok kibar bir insandı ama... Nasip yani. Aynen. Ama yani Karşıyaka belediye başkanı da yani son gündemi incelediğinde çok zayıf bir aday olduğunu söylüyorlar İzmir'deki. Anketlerde en düşük çıkan. Ya keşke daha güçlü bir aday verebilseydi. İzmir'i biraz CHP garanti görüyor. Ben en çok buna üzülüyorum. Eyvallah. Torbada değil yani. Keşke öyle olmasaydı. Keşke öyle görülmeseydi. Eyvallah. Ama açıkçası Çiğli konusunda ben çok kırgınım CHP belediyesine. Ama bunu sadece Tunç Soyer'e de mal edemeyiz tabii. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. O yüzden hayırlı olsun. Teşekkürler. Sizden tekrar alacağım ben. Kaydetmedi kamera. Ay bir saniye pardon. Eyvallah. Valla kaydetmesin. Oyunuzu hangi adaya vereceksiniz? CHP. Neden efendim? Yani biz genelde Atatürkçü. Evet. Cumhuriyetçi olduğumuz için CHP diyoruz her zaman. Hayırlısı olsun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Yalnız Konya'dan geldim de. Yani Konya'dan geldim. Burada oy vermeyeceğim. Ama vermiş olsam Tugay Bey'e verirdim ya. CHP yani. Eyvallah. Cumhuriyet Atatürk. Neden verildin abi? Cumhuriyet değerleri ve Atatürk için öyleyiz yani. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hangi partinin adayına verirsiniz? CHP'den Cemil Tugay var. AKP'den Hamza Dağ var. İYİ Parti'den Ümit Özdağ'la var.
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak. Valla hangisi iyiyse o gelsin. Hanımefendi, siz hangisini tercih edersiniz? CHP'yi tercih ederim. Neden? Sevdiğim parti. Diyorsunuz. Evet. Eyvallah. Başka bir şey demiyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Hemen rica sizdeyim hanımefendi, merhaba. Valla bilmiyorum, annem biliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu hangi partinin adayına verirsin? CHP'den Cemil Tugay var, karşıdaki belediye başkanı. Hı hı. AKP'den Hamza Dağ var. İYİ Parti'den de Ümit Özdağ'lı aday Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. Hangisine verirsin oyunu? Hamza Dağ ile Ümit Özdağ'lı arasında gidip geliyoruz biz. Neden? İzmir'in artık CHP belediyeciliğinden kurtulması gerekiyor diye düşünüyoruz. Neden öyle düşünüyorsunuz? Bir büyük şehir olarak çok gelişmiş değil bence İzmir. O yüzden. O yüzden. Nedir sizce işte şu da yapılsaydı, bu da olsaydı dediğiniz şeyler? Keşke şu da yapılsaydı. Yapılmayan şeyler nedir yani sizin kafanızı kurcalayan? Şu an aklımda yok o kadar ya. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, oyunuzu hangi partinin adayına verirsiniz? CHP. Neden? Çünkü iyi çalışıyorlar, dürüst çalışıyorlar. Kim aday olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Kim? Karşıyaka Belediye Başkanı geldi, Cemil Tugay. Evet. Neden CHP adayı efendim? Ne neden? Sosyal neden ona veriyorsunuz, vermek istiyorsunuz? Dürüst sosyal belediyecilikleri çok güzel yapıyorlar. Evet. Ne bileyim, güzel. Güzel çalışıyorlar. Ben şahsen üzüldüm Tunç Soyer'in gittiğine. Evet. Çünkü Tunç Soyer gerçekten İzmir için güzel şeyler yaptı. Altyapıyı güzel yaptı ama bunları millete sergileyemedi. Sergileyemedi. Son birkaç gündür onu yapmaya çalıştı ama ona büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Evet, zor bir soru değil. Devlet destekli olmak üzere Hamza Dağ diyorum. Neden efendim? Bak, baştan söyleyin, devlet destekli dedim. Sadece o kadar yetiyor mu? Yetmez. Daha geniş çaplı hizmet olacağına inanarak söylüyorum bunu. Daha geniş bir çap hizmet İzmir alacağız. İzmir için iyi olur. Öyle. Evet. İzmir için de iyi olacak, bir değişim olacak. İstiyor. İzmir bir değişim istiyor artık. Eyvallah. Bence. Zamanı geldi. Eyvallah. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi belediye başkanı adayına oyunuzu verirsiniz? CHP'den Cemil Tugay, İYİ Parti'den Ümit Özdağ'la, AKP'den de Hamza Dağ. Cemil Tugay. Neden efendim? CHP'li olduğu için. Karşıyaka'daki çalışmalarından dolayı. Mühendisi. Teknik alayım. Karşıyaka'daki çalışmalarından dolayı başarılı bir belediye başkanı. İnşallah İzmir için hayırlısı olur. Faydalı olacak mı? Olur mu İzmir? İnşallah. Olur. İnşallah. Ne diyorsunuz? Olur diyorum. Çevre mühendisi kendisi zaten. İyi olur. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yerel seçimlerde oyunu hangi parti adayına vereceksin? Şimdi ben onu belirtmeyeceğim ama çalışan, hizmet edecek diyen birine düşünüyorum. Kim abi? İsim vermeyeceğim. Abi Ümit Özdağ'ı İYİ Parti. Evet. AKP Hamza'da. Evet. CHP'den Cemil Tugay. Şimdi ben parti belirtmek doğru olmaz ama. Niye doğru olmuyor abi? Ben şu an öyle düşünmüyorum. Başarılı olan umarım. Sizce kim başarılı olur? Yani her ikisinin de ortaya koyacağı projeler çok önemli. Biz onları izleyeceğiz. Ona göre kararımızı vereceğiz diye düşünüyorum. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seçimlerinde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Şu an yorum yapmayayım, daha henüz kaldı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı var. 3 tane: AKP, CHP ve MHP. İYİ Parti. İYİ Parti'den Ümit Özdağ'la, CHP'den Cemil Tugay, AKP'den de Hamza Dağ. Oyunuzu hangi partinin adayına verirsiniz? Ya bunu tabii açıkça söylenmez kime vereceğimiz. Ama yani üçü de çok değerli arkadaşımız. İzmir için hayırlısı olsun. Eyvallah. Ben hepsine başarılar diliyorum. İzmir'in sorunları çok. Tabii ki mevcut olan Büyükşehir Belediye Başkanımız bir dönemde yapsaydı İzmirlilere yarım kalan projelerin tamamlanırdı. İşte
Kemeraltı'na dolaşıyoruz. Kemeraltı'da başlatılan 50 yıldır, 60 yıldır yapılamayan bir altyapı çalışmasını başlattı. Bunun tamamlanması, metronun tamamlanması, önemli projeler vardı tamamlanması için. Tabii onun bırakıp yeni başkanla devam edilmesi, ne bilemiyoruz ne olacağını. Ancak AK Parti'nin adayı Hamza da bizim tanıdığımız, bildiğimiz çok gerçekten çok dinamik, İzmir aşkıyla dolu bir kardeşimiz. Özlale de 6 aydır adaylığı var. 6 aydır esnafımızı dolaşıyor, İzmir'i dolaşıyor. Onun da projeleri var. 3 tane bence İzmir'e çok önemli projeler getirecek, hizmet edecek arkadaşımız. Hayırlısı olsun diyorum. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İYİ Parti'den Ümit Özdağ'la, CHP'den Cemil Tugay, AKP'den Hamza da. Hiçbiri. Neden? Öyle. İstediğim olmadı onlar. Peki Tunsoyer kalsaydı ona verir miydiniz? Hayır, ona da vermezdim. İzmirli istiyorum, İzmirli. İzmirli hiç... İzmirli var mı aralarında? Bilmiyorum. Bize İzmirli yakışıyor. Dışarılarda adaylarla, çakma adaylarla olmazmış. Ne yani başka? Peki? Ben uğurla da kullanacağım ben oyunu. Yani büyük bir ihtimalle hiç yoksa Cemil Tugay'a vereceğim. Yani, eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Evet abi, yerel seçimlerde oyunu hangi partinin adayına vereceksin? Bizim rengimiz belli. Dışarıdan gelme aday istemiyoruz. Karşıyaka'lı da olsa Cemil Tugay beyefendiye vereceğiz. Neden abi? En azından İzmir'i biliyor. Karşıyaka'yı çok iyi yönetmiş. Yani öyle bir şey olmasa zaten CHP yönetimi bunu göstermez. Bence Karşıyaka son yılların en iyi Karşıyaka'sıydı. Yani gördüğüm kadarıyla anlayıp geliyorum. Bence Cemil Bey İzmir'i ele alacak. Yakışır mı? Yakışır, yakışır. Niye yakışmasın? Niye yakışmasın? Tabii yakışacak ki. İlla ki yakışacak. Dışarıdan gelecek olan birilerine ihtiyacımız yok zaten. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ olun. İzmir'deyiz. Neresi olabilir? Söyleyin lütfen. Bir herkes biliyor neyin olacağını. Neler peki? Öyle yerleşmiş burası, öyle aydın görüşlü, ileri görüşlü insanların bulunduğu yer. Neyin ne olduğunu biliyorlar, değerlendirebiliyorlar, gözlemleyebiliyorlar. O yüzden sonuçta öyle oluyor. İyi günler. Sağ olun.